Merhaba herkese. Bu videoda bir sonraki algoritma kategorimize geçiyoruz arkadaşlar. Modifying Sequence Operations. Yani aralık içerisindeki veriler üzerinde modifikasyon, değişiklik yapabilen algoritmalardan bahsedeceğiz. Bu başlık altında 33 tane fonksiyonumuz var. Bu 33 tane fonksiyondan 16 tanesini bu videoda inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk fonksiyonumuz Copy. Copy aralık kopyalama işlemini gerçekleştirir. Geriye bir iteratör döndürür. Bu iteratör hedef aralık içerisinde en son eklenen elemandan sonraki elemana işaret eder. Kodlarımızı inceleyelim. 3 tane konteynerımız var. Vektör, forward list ve list. Özellikle farklı türde konteynerler kullanmaya çalıştım. Burada veriler, asıl veriler, kopyalamak istediğimiz veriler vektör konteyneri içerisinde. 6 tane eleman var. Bunları biz forward list ve list içerisine kopyalayacağız arkadaşlar. Bu noktada biz V'yi, vektörü kaynak olarak nitelendirebiliriz. Yani verilerin kaynağı V olacak, vektör nesnemiz olacak. Diğer forward list ve list ise arkadaşlar bizim hedefimiz olacak. Yani kopyaladığımız verilerin nihai hedefi kopyalanarak yerleştirildiği yerler list ve forward list olacak. Hemen ilk uygulamasına bakalım copy'nin. V begin, V end. Kaynağın sınırlarını veriyoruz arkadaşlar. Vektörün başlangıç ve bitiş iteratörlerini ifade ettikten sonra FL begin, forward list begin, forward listin ilk elemanın işaretlenen iteratörü veriyoruz. Burada bitiş iteratörü vermeye gerek yok. Zaten aralıkta kaç tane eleman varsa onlar kopyalanarak hedef içerisine aktarılmış olacak arkadaşlar. Ardından burada bir iteratör almadık, alabilirdik. İkinci adımda bir iteratör tanımlıyorum. Bu kez copy'den dönen iteratörü ben bu itr nesnesi içerisinde saklamak istiyorum. Copy dedik yine. V begin artı 1, V end eksi 1. Bakın burada kaynağın başlangıç ve bitiş sınırlarını farklı verdim özellikle. Begin artı 1 ve end eksi 1. Ne oluyor bu? 20, 30, 40, 50. Yani bütün verileri değil, vektör içerisindeki bütün verileri değil. Sadece arada kalan 4 tane elemanı ben kopyalamak istediğim için aralığı bu şekilde begin artı 1 ve end eksi 1 şeklinde ifade ettim. L nokta begin diyerek de list nesnemizin başlangıç iteratörünü parametre olarak geçirmiş oldum. Bu kopiler çalıştığında ne olacak arkadaşlar? Başlangıçta forward liste 6 tane 0 var. Integer olduğu için içerisinde 6 tane 0. List içerisinde de toplam 10 tane 0 var. Ama kopyalama işlemlerinden sonra PL içerisinde 10, 20, 30, 40, 50, 60 değerleri olacak. List içerisinde ise ne olacak arkadaşlar? 20, 30, 40 ve 50. 4 tane bizim kopyaladığımız değer. Geriye kalan diğer 6 değer arkadaşlar 0 olmak durumunda. Ardından konteynerların içerisini görüntülüyoruz. İçerinde hangi verilerin olduğunu görüntülüyoruz. Şurası karmaşık gelmesin. Şurada 3 satırı ben 1 satır halinde yazdım. Satır kalabalığını azaltmak adına. Burada şu C altı başlayan satırlar arkadaşlar konteynerların içeriğini görüntülememizi sağlıyor. 3 satırı tek bir satırda yazdım sadece. Ardından ben ITR'yi tanımlamıştım burada. ITR'yi kullanarak bakın L içerisine eklenen son eleman diyerek ben iteratörü kullandım. Ne dedik copy'nin tanımını yaparken? Bu döndürülen iteratör hedef aralık içerisinde en son eklenen elemandan sonraki noktaya işaret ediyordu. Dolayısıyla benim iteratörü bir adım geriye taşımam gerekiyor ki son eklenen elemana ulaşabileyim. Son eklenen elemanda ne olacak arkadaşlar? 50 olduğu için şu satırda ben 50'yi görmeyi bekliyorum. Execution kütüphanesini projemize dahil ederek copy fonksiyonu paralel bir şekilde ya da vektörize bir şekilde icra etme şansına sahibiz arkadaşlar. Uygulamamızı derleyip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi değerleri görüntülemiş olduk. İteratör aracılığıyla görüntüleyebildiğimiz son eklenen, kopyalanan eleman 50 olarak görüntülendiğini gördük arkadaşlar. List içerisinde bakın 4 tane kopyaladığımız veri var. Geri kalan değerler 0 olarak değerlerini korumuş oldular. Temizleyelim. İkinci fonksiyonumuz copy alt çizgi n. C++ 11 ile birlikte STL içerisine ekleniyor. Az önce bahsettiğimiz copy fonksiyonu oldukça benzeyen bir fonksiyon. Farklı olarak kaynak aralığın sonunu belirtmek yerine kopyalanacak eleman sayısını belirtiyoruz arkadaşlar. Yine copy'de olduğu gibi bir iteratör döndürüyor ve bu iteratör de hedef içerisinde son kopyalanan elemandan sonraki bellek bölgesini işaret edecek. Kodumuzu inceleyelim. Vektör V diyoruz. Aynı vektör, aynı forward list ve aynı list arkadaşlar. Bu kez copy and aracılığıyla kullanıyoruz. V begin dedik. Yanında 6 dedik arkadaşlar. Yani 10'dan itibaren 6 tane elemanı kopyalamak istediğimi belirtiyorum. Ardından da hedef konteynerımın başlangıç noktasını belirtiyorum. FL begin diyerek. Yine ikinci adımda bir iteratör tanımlıyorum. Ve begin artı 1 ve 4 diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla yine 20, 30, 40, 50'ye tekabül ediyor. Begin artı 1, 20 oluyor. Bundan itibaren 4 tane elemanı kopyalayacağım için az önceki uygulamayla
paralel olması açısından yine 4 tane elemanı L içerisine list nesnemize kopyalamış olduk. Sonuçları ekranda görüntülüyoruz. İteratörden dönen değeri de yine iteratörü bir adım geriye taşıyarak arkadaşlar 50 değerinin görüntülenmesini sağlamış oluyoruz. Yine kopyalama fonksiyonunu da execution nesne parametresiyle kullanma şansımız var. Yine aynı sonuca ulaşmış olduk arkadaşlar. Temizleyelim. Bir diğer fonksiyonumuz copy if. Copy if C++ 11 ile birlikte STL içerisine eklendi. İstenen kriterlere uygun olan elemanları bir aralıktan diğerine kopyalar. Yine aynı iteratör döndürüyor arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz copy fonksiyonlarındaki gibi bir iteratör döndürüyor. Bu kez bu iteratörü daha efektif bir şekilde kullanacağız bu uygulamamız içerisinde. Hemen inceleyelim. Vektörümüz var. Bu kez sadece list var. 10 elemanlı bir listimiz var arkadaşlar. Bir iteratör tanımlıyorum ve copy if'ten dönen iteratörü ona atıyorum. V begin v end vektör içerisindeki bütün elemanları kopyalıyoruz. L begin'den itibaren yerleştiriyoruz. Ama hangi elemanlar arkadaşlar? 10, 20, 30, 40, 50'nin tamamı değil. Şurada bizim lambda ifadesiyle tanımladığımız kriterlere uyan verileri kopyalamış olacağız. Ne demişiz? X %15 eşit 0. Yani kendisine parametre olarak gönderilen değerin 15'e bölümünden kalan 0 mı değil mi? Eğer 15'e bölümünden kalan 0 ise kopyalama işlemini gerçekleştirsin. Bu aralıkta da 15'in tam katı olan ne var? Bir 30 var. Bir de 60 var arkadaşlar. Dolayısıyla 30 ve 60 değerlerini biz L içerisine kopyalamış olacağız. Kopyalama işleminden sonra ekranda L'yi, L nesnemizi görüntülüyoruz. Burada başlangıçta biz 10 elemanlı bir list tanımladığımız için arkadaşlar 30 ve 60 dışında ne olacak? Toplam 8 tane 0 olacak burada. Dolayısıyla biz o sıfırları da ekranda görüntüleyeceğiz. Ama o sıfırlardan kurtulmak için de biz bir resize fonksiyonu kullanacağız arkadaşlar. Container'ımızı daraltacağız. Gereksiz elemanları sileceğiz. Yani sıfırlardan kurtulacağız. Distance diyoruz. Distance neydi? Mesafeydi arkadaşlar. L begin'den itibaren itr nesnesine kadar, yani şu copy if'ten dönen itr iteratörüne kadar olan aralığı mesafeye daralt demiş olacağız. ITR'ni işaret ediyor olacak arkadaşlar. Şu 60'tan sonraki 0'ı işaret ediyor olacak. Dolayısıyla begin ile 0 arasındaki aralığı biz daraltmış olacağız. Tabii 0 dahil olmayacak bu noktada. 30 ve 60 kalmış olacak sadece list içerisinde. Ardından copy if fonksiyonu da arkadaşlar paralel bir şekilde yürütebiliriz. Uygulamamızı çalıştıralım. Evet, gördüğünüz kopyalama işlemi gerçekleştirdikten sonra 8 tane 0 var. Onlardan kurtulmak adına resize fonksiyonunu kullanmış olduk. Copy if'ten dönen iteratörü kullanarak. Copy fonksiyonlarına devam ediyoruz. Copy backward. Yine copy fonksiyonunda olduğu gibi bir aralığı başka bir aralığa kopyalayabilmemizi sağlar. Fakat bu kez hedef aralığın ekleme yapılacak son noktasını belirtmemiz gerekir ve kopyalanacak son eleman bu noktadan bir önceki konuma gelecek şekilde kopyalama işlemi gerçekleştirilir. Geriye yine bir iteratör döndürülüyor. Aynı şekilde son taşınan elemanı işaret eder bu iteratör. Fakat onlardan farklı olarak eleman taşıma işlemi, eleman kopyalama işlemi, özür dilerim, sondan başa doğru yapıldığı için aslında aralıktaki ilk eleman işaret edilmiş oluyor arkadaşlar. Kodlarımızı inceleyelim. Sözlü ifadeden çok daha anlaşılır olacak, emin olun. V1 ve V2 adında iki tane vektörümüz var. Asıl verilerimizin bulunduğu vektör V1. Ardından V2'yi tanımlıyoruz. 10 tane içerisinde 0 bulunan bir vektör oluşturuyoruz. Hemen iteratörümüzü tanımlıyoruz ve copy backward'dan dönen iteratörü itr nesnesinde saklayacağız. Kaynak aralığımızın sınırlarını veriyoruz. V1 begin, V1 end. Ardından son eleman, yani 60 verisi nereye yerleştirilsin? V2 end eksi 2. V2 end eksi 2 ne demek arkadaşlar? 10 elemanlı olduğuna göre 8. eleman olarak 60'ı yerleştirmek istediğimi burada beyan etmiş oluyorum. Bakın burada da kopyalama işleminden sonra V2'nin halini görüyoruz. 10 tane elemanlıydı. Dolayısıyla başlangıçta 10 tane 0 vardı. 10, 20, 30, 40, 50, 60 verilerini 60'tan geriye doğru ve 8. elemandan başlayacak şekilde V2 içerisine yerleştirmiş olduk. ITR son yerleştirilen veriyi işaret edecek. O da ne olacak arkadaşlar? Onu işaret etmiş olacak bu noktada. V2'nin değerlerini görüntüleyeceğiz, verilerini görüntüleyeceğiz bir döngü aracılığıyla. Ardından da iteratörü arkadaşlar, iteratörün işaret ettiği değeri görüntüleyeceğiz. Bakın burada iteratörü bir adım geri almaya da bir adım ilerletmeye gerek yok. Doğrudan son eklediğimiz veriyi işaret ediyor olacak bu noktada. Copy backward paralel ya da vektörize yürütmeyi desteklemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu parametreleri kullanma şansımız yok.
Evet, V2'nin son halini görüyoruz. 8. eleman olarak 60 yerleştiriliyor ve 3. eleman olarak da 10 yerleştirilmiş oluyor. Son yerleştirilen eleman arkadaşlar 10 olarak görüntülenmiş oldu. Move fonksiyonumuz C++ 11 ile birlikte STL içerisine eklendi. Bir aralıktan başka bir aralığa eleman taşımayı sağlar. Taşımak diyoruz çünkü kopyalamaktan farklı olarak kaynaktaki veriler hedefe aktarıldıktan sonra kaynaktaki elemanlar belirsiz bir değere sahip olacaktır. Geriye bir iteratör döndürür. Bu iteratör hedef aralık içerisinde en son eklenen elemandan sonraki elemana işaret eder. İnceleyelim kodlarımızı. Bu kez string kullanacağız. Vektörlerimiz string verileri içerecek. V1'imiz 4 tane string içeriyor. V2 ise 4 tane boş string içeren bir vektör olarak tanımladık. Başlangıçta yani herhangi bir taşıma işlemi yapmadan önce vektörlerin içeriğini görüntülüyoruz V1 ve V2'yi. Ardından taşıma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Taşıma işleminde parametrelerimiz yine çok tanıdık. V1 begin ve end diyoruz. Kaynak aralığın sınırlarını belirttikten sonra hedefin sadece başlangıç noktasını belirtmemiz yeterli. Taşıma işlemi gerçekleştirildikten sonra ilgili iteratör ITR nesnesine atandıktan sonra arkadaşlar sonucu görüntülemek adına yine V1 ve V2'yi ekranda görüntülüyoruz ve iteratörü yine bir adım geriye taşıyarak ekranda gösteriyoruz ve V2 içerisinde son olarak taşınan elemanı bu şekilde görüntülemiş oluyoruz arkadaşlar. Paralel vektörize yürütmek mümkün. Hemen çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi başlangıçta stringler V1 içerisinde V2'nin boş olduğunu görüyoruz. Taşıma işleminden sonra bakın V1'deki veriler belirsiz bir hale geliyor ve V2 içerisine bu veriler taşınmış oluyor arkadaşlar. Son taşınan eleman elbette ki BB. İteratörü bir adım geriye taşıyarak BB'yi göstermesini sağlamış olduk arkadaşlar. Hemen temizleyelim. Evet, move backward C++ 11 ile birlikte eklendi. Az önce bahsettiğimiz, iki önce bahsettiğimiz copy backward fonksiyonda olduğu gibi hedef aralığın ekleme yapılacak son noktasını belirtmemiz gerekir ve taşınacak son eleman bu noktadan bir önceki konuma gelecek şekilde taşıma işlemi gerçekleştirilir. Geriye bir iteratör döndürür. Son taşınan elemanı işaret ediyor tabii ki bu iteratör. Yine eleman taşıma işlemi sondan başa doğru yapıldığı için aslında aralıktaki ilk eleman işaret edilmiş olacaktır. Kodlarımızı inceleyelim. V1, V2. Bu kez V2'nin 8 elemanlı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çünkü baştan itibaren yerleştirmeyeceğiz. Rahatlıkla görebilmek adına 8 elemanlı olarak tanımladım. Taşıma işleminden önce V1 ve V2'yi ekranda yazdırıyoruz ve taşıma işlemine geliyoruz. Bir iteratör tanımlıyoruz ve move backward'dan dönen iteratörü ona atıyoruz. Kaynak aralığımız V1 begin, V1 end. Hedefimizin arkadaşlar son elemanının yerleştirileceği nokta V2 end -2. 8 elemanlıydı. 8 -2 6. eleman olarak arkadaşlar 6. V2 içerisinde 6. eleman olarak biz BB'yi yerleştiriyoruz. Ardından taşıma işleminden sonra V1'i ve V2'yi gösteriyoruz ve yine iteratörün işaret ettiği değeri görüntülemek adına burada yıldız ITR yazıyorum. Yine bir adım ilerletmeye ya da bir adım geriye doğru taşımaya ihtiyacımız yok. Doğrudan son taşınan elemanı görüntülemiş olacağız. Paralel ve vektörize yürütmeyi desteklemiyor bu fonksiyon. Evet, taşıma işleminden önce, taşıma işleminden sonra bakın ilk iki eleman boş, son iki eleman da boş arkadaşlar. BB'yi 6. eleman olarak eklemiş olduk. Geriye doğru B, D, C, A şeklinde eklendiği için son eklenen eleman AA arkadaşlar. Dolayısıyla iteratörün de işaret ettiği değer AA olmuş oldu. Swap verileri değiş tokuş etmemizi sağlar. Konteynerlardan bahsederken herhalde konteynerların hepsinin swap isimli fonksiyonu vardı. Bu kez swap'ı bağımsız bir şekilde kullanacağız arkadaşlar. Hemen inceleyelim. V1, V2 adında iki tane vektörümüz var. V1'de 3, V2'de 4 tane verimiz var. Swap'tan önce verileri görüntülüyoruz. Swap işlemini gerçekleştirdikten sonra da tekrar vektörlerin, konteynerların içeriğini görüntülüyoruz. Swap da arkadaşlar paralel vektörize yürütülmeyi desteklemiyor. Gördüğünüz gibi veriler değiş tokuş edilmiş oldu. Veri sayıları birbirinden farklı olmasına rağmen bu noktada herhangi bir problem yaşamadık arkadaşlar. Swap range verileri toptan bir değiş tokuş değil de istediğimiz aralıklar içerisinde gerçekleştirebilen bir fonksiyon. Hemen kodlarımızı inceleyelim. V1, V2 adında iki tane vektörümüz var. V1 içerisinde 1, 11, 111, 1111 şeklinde bir rakamından ibaret olan sayılar. V2 içerisinde de 2, 22, 220 şeklinde 2'den ibaret sayılar var arkadaşlar. Swap işleminden önce verilerimizi bir görüntülüyoruz. Ardından swap range fonksiyonumuzu çalıştırıyoruz. V1 begin artı 1 ve end eksi 1. Ne anlama geliyor bu arkadaşlar?
V1 begin artı 1 11 oluyor. End eksi 1 de arkadaşlar 1111 aralığındaki 3 tane veriyi seçmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu 3 tane veriyle ben neyi değiş tokuş edecekmişim? V2 beginden itibaren 3 tane veriyi değiş tokuş edeceğim. 11, 111 ve 1111 ile arkadaşlar 2, 22, 222 verilerini değiş tokuş etmiş olacağım. Sonuçları da burada açıklama satırı olarak ekledim. Sonuçları bir de terminal üzerinde görüntüleyelim. Swap range fonksiyonu paralel ya da vektörize şekilde yürütülebiliyor. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğimiz aralıklar içerisinde verileri değiş tokuş etmiş olduk. İter swap iki tane iteratörün işaret ettiği eleman değiş tokuş edilir arkadaşlar. Aynı vektörler üzerinde çalışalım. Yine swap işleminden önce vektörleri ekranda görüntüleyelim. Ardından iter swap fonksiyonumuzu çalıştıralım. İlk parametre olarak ne vermişiz? Vend-1. Vend-1 ne olacak arkadaşlar? Şuradaki son eleman 11.111 olacak. V2 begin artı 2. Dolayısıyla 2'den sonra 2 adım ilerlediğimizde 222'ye tekabül ediyor. 222 ile 11.111 verisini değiş tokuş etmiş olacağız arkadaşlar. Sonuç şurada yorum satırı halinde yine gösterdim. Sonucu terminalde görüntüleyeceğiz. İter swap fonksiyonu paralel ya da vektörize yürütmeyi desteklemiyor. Dolayısıyla şu parametreleri kullanarak fonksiyonu çalıştırma şansımız yok arkadaşlar. Değerleyip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 222 ile 11.111 verilerinin değiş tokuş edilmiş olduğunu görmüş olduk. Transform STL içerisinde en çok kullanılan algoritmalardan bir tanesi. Oldukça kullanışlı bir fonksiyon. Aralık içerisindeki elemanları istediğimiz şekilde dönüştürme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Geriye bir iteratör döndürüyor. Bu iteratör hedef aralıktaki son elemandan bir sonraki konumu işaret ediyor. Transform fonksiyonunu iki farklı şekilde uygulayabiliriz. İlki bir aralığı tek başına dönüştürebiliriz. Yani başka bir aralık ile herhangi bir etkileşimde bulunmadan bu dönüştürme işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu durumda unary operation yani tek bir parametre alan fonksiyon ya da lambda ifadesini kullanabiliriz arkadaşlar. İkinci alternatif ise transform fonksiyonunu bir aralığı başka bir aralık ile işleme sokarak bir dönüştürme işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu durumda da binary operation kullanmak durumundayız. Yani iki parametre alan bir lambda ifadesi ya da fonksiyon kullanmamız gerekiyor. İkisine de örnek vereceğiz. Hemen başlayalım incelemeye. V1, V2 adında iki tane vektörümüz var. V1 içerisinde 10, 20, 30, 40, 50, 60. V2 içerisinde 6 tane 0 var başlangıç itibariyle. Geriye bir iteratör döndürüyorduk. O yüzden bir tane iteratör nesnesi tanımladık. Transform fonksiyonu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın V1 begin, V1 end. Dolayısıyla bütün elemanları almış oluyoruz işleme. Burada V2 begin arkadaşlar bizim hedefimiz oluyor. Yani dönüştürme işlemi, transform işlemi gerçekleştirdikten sonra sonuç V2 begin'den itibaren V2 içerisine yerleştirilecek. Transform işleminin sonucunda V1 içerisinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla yine işlemin sonunda aynı veriler korunmuş olacak. Dönüştürülen veriler V2 içerisine yerleştirilmiş olacak. Peki dönüştürme işlemimiz ne? Burada arkadaşlar unary operation kullanacağız dedik. Dolayısıyla tek bir parametre alan bir lambda ifadesi tanımladım ben. Ne yapacak bu? X çarpı 2 demişiz. V1 içerisindeki her veriyi ben 2 ile çarpacağım. 10'un 2 katı, 20'nin 2 katı, işte 30'un 2 katı ve bu sonucu da ben V2 içerisine yazdıracağım. Bu işlemden sonra V1 içerisinde herhangi bir değişiklik yok ama V2 içerisindeki veriler gördüğünüz gibi V1 içerisindeki verilerin 2 katı olmuş oluyor. Sonucu terminalde görüntüleyeceğiz. Ardından bir iteratör de kullanmamız lazım tabii. İteratör arkadaşlar V2 içerisindeki son elemanı işaret etmesi adına iteratörü bir adım geriye taşıyoruz. Dolayısıyla 120 işaret etmiş olacak. Ne demiştik? Bu iteratör hedef aralıktaki son elemandan bir sonraki konumu işaret ediyor. Dolayısıyla şu noktada iteratör 120'den sonraki bölgeyi işaret ediyor. Biz iteratörü bir adım geriye taşıdık ve değerini görüntüledik. Dolayısıyla 120'yi görmüş olacağız. Ardından transformu ikinci alternatifiyle nasıl kullanabiliriz? Bu noktada V1 begin V1 end yine kaynak olarak V1'i veriyoruz arkadaşlar. Ardından ikinci kaynak olarak da V2 begin'i veriyoruz. V1'deki 6 eleman ile V2'deki 6 elemanı biz işleme sokmak istediğimizi burada beyan ediyoruz. Burada bir tane daha iteratör görüyoruz. V1 begin. Bu da arkadaşlar sonucun yerleştirileceği iteratör. Dolayısıyla hedefimiz V1. Yani V1 ile V2'yi işleme sokup ortaya çıkan sonucu ben V1 üzerine yazmak istiyorum. Binary operation kullanacağız. Yani iki parametre alan bir fonksiyon ya da lambda ifadesi tanımlayacağım burada. Buradaki x V1'deki verileri ifade
ediyor. Y ise V2'deki verileri ifade ediyor olacak arkadaşlar. Ne yapacak bu? V1'deki elemanlardan her biriyle V2'deki elemanların kendisine karşılık gelen verileri toplayacağız. Sonucu V1'e yazacağız. Dolayısıyla bizim container'ımızın içeriği şu anda şöyleydi. İşlem yaptığımızda ne olacak? 10 ile 20'yi toplayacak. 20 ile 40'ı toplayacak. 30 ile 60'ı toplayacak. Ve bu sonuçları V1 içerisine yapacak. Yazacak. 10 ile 20'yi topladığımızda 30. 20 ile 40'ı topladığımızda 60. 30 ile 60'ı topladığımızda 90. Bu şekilde V1 içerisindeki veriler değişmiş olacak. V2 içerisindeki verilerde herhangi bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Çünkü bizim hedefimiz bu noktada V1 olmuş oldu. Yine iteratörümüz var. İteratörümüz bu kez neyi işaret edecek arkadaşlar? 180'den sonraki bellek noktasını işaret edecek. Biz onu ekranda görüntülemek için iteratörü bir adım geriye taşıyıp 180'i ekranda görüntülemiş olacağız. Transform fonksiyonunu paralel ya da vektörize şekilde çalıştırmamız mümkün. Çalıştırdığımızda beklediğimiz sonuçların ekranda görüntülendiğini ispat etmiş olduk arkadaşlar. İteratörler gördüğünüz gibi bir adım geriye taşıyarak hedefteki son elemanları görüntülemiş olduk. Replace, aralık içerisindeki istediğimiz bir değeri başka bir değer ile değiştirebilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Daha önce bahsettiğimizi hatırlıyorum yine Replace'den. Çok basit bir şekilde uygulayabiliriz. Bakın V1 begin, V1 end eksi 1 demişiz burada. 10'ları 99 ile değiştireceğiz. 10 değerlerini 99 ile değiştirmek istiyoruz. Buradaki değerlere baktığımızda arkadaşlar 3 tane 10 var. 1, 2, 3 tane 10 var. Ama bakın şurada aralığın sonunu ifade ederken end eksi 1 dediğimiz için şu son dahil olmayacak. Dolayısıyla 10'ların 99 ile değiştirileceği aralık şu aralık. 2 tane 10'u 99 ile değiştireceğiz ama sondaki 10'un değişmeyeceğini göreceğiz arkadaşlar. Sonucu ekranda görüntüleyeceğiz. Yine execution nesneleriyle de replace'i kullanabileceğiz arkadaşlar. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi son 10'un değişmediğini, diğerlerinin 99 olarak güncellendiğini, replace edildiğini görmüş olduk. Replace if, artık if kısmından tahmin edebileceğiniz üzere istediğimiz kritere uygun olan değerleri başka bir değer ile değiştirebileceğiz. Aynı vektör üzerinde işlem yapalım. Bu kez aralığın tamamını işleme sokuyoruz. V1 begin, V1 end diyerek bir lambda ifadesi tanımladık. Bu koşula uyan değerleri arkadaşlar 99 ile değiştireceğiz. Neymiş bu koşul? X mod 20, yani 20'ye bölümünden kalan 0 olan değerleri 99'a değiştireceğiz. 20'ye bölümünden 0 kalan değerler nedir? 20 var, 40 var, bir de şurada 20 var. Bu 3 tane değeri 99 olarak değiştireceğiz. Sonucu ekranda görüntüleyeceğiz. Yine paralel olarak yürütebiliriz bu fonksiyonu. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi 20'ler ve 40'ın 99 olarak değiştirildiğini görmüş olduk. Replace copy, bir aralığı diğerini kopyalarken replace işlemini gerçekleştirebilmemizi sağlar. Yani hedef aralığa ilgili değişikliklerin yapılmış halini kopyalamış oluruz. Kaynak aralıkta herhangi bir değişiklik gerçekleştiremez. İçerisinde verilerin bulunduğu V1, bir de V2 tanımladık. 8 elemanlı V2'miz var. Replace copy diyoruz. Bakın kaynağımız V1 begin, V1 end vektörün tamamını kapsıyor dolayısıyla. V2 begin'den itibaren verileri yerleştireceğiz arkadaşlar. Ama bunları yerleştirirken 20'leri 99 ile değiştirerek yerleştirmiş olacağız. Dolayısıyla V2 içerisinde 20 yerine 99 sayılarını görmüş olacağız. V1 ve V2'yi ekranda görüntüleyeceğiz arkadaşlar. Yine execution par, sec, unsec şeklinde yürütebilmemiz de mümkün ilgili parametreleri vererek. Çalıştırdığımızda bakın 20'ler yerine 99 olarak V2 içerisine yerleştirildiğini görmüş olduk. Replace copy if, bir önce bahsettiğimiz fonksiyonun if hali, kaynak içerisindeki istediğimiz kriterlere uygun veriler değiştirilerek hedef aralığa kopyalanır. Kaynakta yine herhangi bir değişiklik yapılmaz. Aynı V1 ve V2'ler. Replace copy if fonksiyonu çalıştırıyoruz. Kaynak aralığımız V1 begin, V1 end. Hedefimiz V2 begin'den itibaren sonuçlar yerleştirilecek. Burada bir lambda ifadesi tanımlıyoruz. Koşulumuzu belirtiyoruz. Yine 20'ye tam olarak bölünebilen sayıları 99 ile değiştirerek V2 içerisine kopyalamış olacağız. V1 içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. V2 ise ilgili değişiklikler yapılarak verilerin kopyalanmış hali olacak arkadaşlar. Yine paralel bir şekilde yürütme şansımız var. Çalıştırdığımızda bir önceki uygulamayla aynı sonuca ulaşmış olduk.
fill oldukça basit bir fonksiyon. Bir aralığı istediğimiz değeriyle doldurabilmemizi sağlar. Bir tane vektör tanımlıyoruz. Başlangıçta 10 tane 0 var. Yani eleman sayısını 10 olarak geçtiğimiz için başlangıçta 10 tane 0 var. Ardından fill ile bunları değiştireceğiz. Begin ve begin artı 5 demişiz arkadaşlar. Dolayısıyla ilk 5 eleman 1, 2, 3, 4, 5. İlk 5 tane 0'ı biz 11 ile dolduruyoruz. Dolayısıyla ilk 5 veri 11, sonraki 5 veri 0 olarak kalmaya devam ediyor. Fill fonksiyonu tekrar uyguluyoruz. Bu kez begin artı 2'den itibaren arkadaşlar. Dolayısıyla 3. elemandan itibaren sonuna kadar, aralığın sonuna kadar, yani konteynerin sonuna kadar 99'a dolduruyoruz. 3. veriden itibaren konteynerin sonuna kadar 99'a doldurmuş oluyoruz. Dolayısıyla ilk iki eleman 11, diğerleri 99 olarak değiştirilmiş, doldurulmuş oldu. Sonucu ekranda görüntüledik dedik. Fill fonksiyonu da arkadaşlar paralel ya da vektörize şekilde yürütülebilir. Gördüğünüz gibi beklediğimiz sonuca ulaşmış olduk. Fill n, bugün bahsedeceğimiz son fonksiyon. Fill gibi bir aralığı istediğimiz değerle doldurabiliyoruz. Fakat aralığın başını ve sonunu belirtmek yerine sadece aralığın başlangıcını belirttikten sonra kaç adet veriyle doldurmak istediğimizi belirtiyoruz. Bir önceki fonksiyonumuz fill void idi. Yani geriye bir değer döndürmüyordu. Ama fill n geriye bir iteratör döndürüyor. Ve bu iteratör tabii ki son eklenen elemandan sonraki konumu işaret ediyor arkadaşlar. Yine başlangıçta 10 tane 0 içeren bir vektör tanımlıyoruz. Fill n diyoruz. Ve begin'den itibaren bakın aralığın sonunu belirtmek yerine eleman sayısını veriyorum buraya. Ve begin'den itibaren 5 tane 11 ile doldur diyoruz. Dolayısıyla şu anda konteynerin durumu bu olacak. 11, 5 tane 11, 5 tane 0 var. Daha sonra iteratörü, geriye dönen iteratörü bir adım geriye taşıyarak neyi işaret etmiş olacağız arkadaşlar? Bu noktada neyi göstermiş olacağız biz? 11'i göstermiş olacağız. Çünkü bizim iteratörümüz şu noktada 0 işaret ediyor. Onu bir adım geriye taşıyoruz ve 11 işaret etmesini sağlamış oluyoruz. Fill n fonksiyonu ikinci kez uygulayalım. Bu kez begin artı 2, yani yine 3. elemandan itibaren 8 tane 99 ile dolduruyoruz. 3. elemandan itibaren 8 tane 99 ile dolduruyoruz. Bu noktada iteratör neyi işaret edecek? Şu 99'dan son 99'dan sonraki bölgeyi işaret edecek. Yine o iteratörü bir adım geriye taşıyoruz ve değerini görüntülüyoruz. Dolayısıyla ekranda 99 yazacak ve sonucu vektörün içeriğini görüntüleyeceğiz. Fill n fonksiyonunu da execution nesnesini parametre göndererek icra edebilmemiz mümkün. Çalıştıralım hemen. Evet, gördüğünüz gibi beklediğimiz sonuçlara ulaşmış olduk. Bu şekilde arkadaşlar ilk 16 fonksiyondan bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.